Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Çarşamba gününden herkese selam olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Çok şükürler olsun ki bugün evdeyiz. Kahvaltımız falan yaptık hep beraber. Annemle daha doğrusu babam erkenden yapıp gitmiş. O bizi kahvaltıya bekleyememiş. Annem ona hemen kahvaltısını hazırlamış. O gitmiş. Dışarıda işleri varmış biraz babamın. Biz üçümüz kahvaltı yaptık. Bir kahve içelim. Sonra yemek falan yaparız herhalde. Günün devamında tekrar birlikte sizlerle bir şeyler yaparız herhalde. Yine günün devamında görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar, bakın burada ne var. Tek başıma açıyordum. Paketlerini de açtım hatta da. Sonra dedim ki videoyu çekeyim de size de göstereyim istedim. Benim Mart'ın 1'inde doğum günüm. Vallahi doğum günüm olduğuna hediyeler gelecek diye seviniyorum. Ama bir yaş daha yaşlanacağım diye de üzülüyorum. Ama dediğim gibi Rabbime bin şükür olsun, sağlıkla inşallah yaşlanalım. Allah ailecek dirliğimiz, düzenimizi bozmasın da yaşlanalım. Bu kaçınılmaz son. Her şey işin şakası arkadaşlar. Yaşamıyoruz sadece. Aynen, yaşlanmıyoruz yani, ihtiyarlamıyoruz. Şimdi kız kardeşim de bunu bildiği için, ben de doğum günümde burada değilim. Benim için siparişler vermiş. Canım benim, şu çok büyük görünüyor kız. Ben çok kilolu olduğum için mi? Ben kendime de almıştım. Canım benim, kesene bereket. Çok teşekkür ediyorum. Hiç gerek yoktu. Güle güle kullanmış. Ama iyi yaptın kız. Ben hediye almayı seviyorum. Şimdi inşallah bebeğim, çok teşekkür ederim. Biliyor ki bu şimdi Haziran ayına yatırım yapıyor. Ondan sonra da onun doğum günü var. Bir de Haziran'ın 25'i var. Yani. Bak. Tamam mı? Bak. Ondan sen işlem. Aç şu hediyeleri Elif. Aç şu hediyeleri. Yatarsın sepetten. Seni yormam yani. Diyorsun. Şu pantolonu çok beğenmiştim ben zaten. Bunu ne zaman? Bayağı oldu ben göreli şeydi. Ben sepetine baktım zaten. Sen farkında bile değilsin. Ne diyeyim sana? Bakın renk harika. Çok beğendim. Çok da güzel. Böyle havuç pantolondu galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum, öyle bir şey. Şu da sivit boru hani. Paça. Boru paçam oluyor. Bu çok rahat. Çok incelemedim ben onu sepetinde. Ben de kullanıyorum bunu. O kadar rahat ki içi. Ama ben bunun bedenini bulamamıştım. Bu sepetindeydi benim ama. Ben, bunun X-Large'ını şey yaptım, haber ver demişti. Siyah eşofmanım var. Onun üzerine diye böyle şapkalı bir sivit istedim. Kendim dediğim gibi hani bunu beğenmiştim daha önce ama Elifciğim bana bunu almış, çok teşekkür ederim bir tanem, Allah razı olsun, kesini bereket valla. Şu koltuğu hemen deneyeceğim, inşallah olur bana. Tamam. Babama da bir şeyler almış, babamın doğum günü değildi ama benim babam için sepetime attığım bir şeyler vardı, onlardan bir tanesini seçmiş, onu da almışım. Babam şimdi onu deniyor, babam müsaade ederse çekerim size de. Neyse hemen şunları bir deneyeyim bakalım. Makineye bulaşıkları koydum da şöyle makinenin almadığı bulaşıkları da elimde hemencecik yıkayayım dedim. Zaten şöyle şu büyük kaseler falan var. Bir de bir iki tane tava var. Zaten tavaları falan makineye atmıyorum ya ben. Bunları zaten elimde yıkayacaktım. Evet arkadaşlar, biz kahve yapmadan önce şöyle çörek otlu kurabiye yapmaya karar verdik. Bunun da malzemelerini şöyle hazırladım hemen. Ne var burada? 125 gram kadar margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu, bir çorba kaşığı pudra şekeri, bir çorba kaşığı sirke, başka ne vardı? Başka da bir şey, tuz var. Evet, bir de tuz var. Şimdi bunun üzerine de böyle bir yarım çay bardağı kadar da çörek otu atıyorum. Ondan sonra onu ekleyeceğim. Böyle yumuşak bir hamur, ele yapışmayan bir hamur kıvamına gelene kadar da
yoğuracağız bunu. Bu çok güzel bir kurabiye oluyor. Böyle minik minik. Güzel bir kurabiye. Önce şöyle tahta kaşıkla bir ezeyim margarini. İsteyen tereyağı da yapabilir. Bizim evdeki tereyağı biraz az kalmış. Şimdi onu kullanmak istemedim. Normalde bu bizim yağın yumuşak margarinleri var ya. Ondan varmış evde. Onu kullanayım istedim. Hemen dedim ki Elif'e kahveyi yapmadan yanına. Hemen zaten bu 5 dakikada oluyor. Yani hemen bunu hazırlayabilirsiniz isterseniz. Şimdi Elif'le beraber biz bunları şekillendireceğiz. Ondan sonra fırına süreceğiz. Elif de hazır oldu, bekliyor beni. Beraber şekillendireceğiz diye. Şöyle biraz daha un koyalım buna. Unun bir ölçüsü yok. Kıvam alana kadar olacak. Aslında biz bunu dün yapacaktık ama dün eve geç geldik. Bir de eve gelince de böyle bir mayıştık. Hava çok soğuk değildi ama yine de dışarıdan eve gelince böyle birazcık mayışıyorsunuz. O yüzden dün yapamadım. Dedim hemen şimdi yapalım bunu. Güzel güzel. Annemin derin borcamı vardı. Şimdi dolabın üstüne çıkmaya gerek yok diye düşündüm ben. Hem de siz burada böyle daha rahat görebilirsiniz diye düşündüğüm için şeyin içini hani hamurun kıvamını falan bunu tercih ettim. Dolabımızda vardı tereyağı aslında. Ha? Dolabımızda vardı tereyağı. Öyle mi? Ha, onu ben... Kız onu ben dikkat etmedim. Ben dolapta kasede olan var. Evet, dolaba böyle bir unuttum ben. Kasede bittikçe dolaptan çıkarıp dondurucudan çıkarıp böyle kullanıyoruz. Normalde ben böyle yapıyorum ya, ben unuttum ya. Sen başlayıncaya kadar fark etmedim, ben haberim oldu. Neyse ben de hemen dedim şey yapayım da olsun, boşver bunu da yapılabiliyor yani. İlla tereyağı olması şart değil. Tadı yapalım mı? Tabii canım, isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Zaten bunun normal tarifinde de margarin var. Hani ben bunu yaptığım zaman tereyağla yapıyorum sadece. Şöyle kaşıkla toparladık. Bu kaşığı şöyle koyayım da. Elif'cim sen bana... Neyse şunu yapayım da ondan sonra şu kaseye biraz daha şey koyabilir misin diyecektim. Nedir? Ben grip oldum değil mi sesimde? Hmm, evet. Ben grip oldum yani. Ne ekleyeyim? Un. Dur şimdi birazcık daha yoğurayım da tatlım. O yetmezse koyalım. Tamam. Şimdi şu unu da dökelim buraya. Sen içine bana birazcık un eklersen şu şey kaseye hani iki kepçe kadar koy da olmazsa geri dökeriz tekrar fazla gelirse. Yeter mi bu kadar? Şimdilik yeter tatlım. İlave edeyim mi? Yok yok, şu anda değil. Yoğurayım da güzelce ondan sonra. Bahçe mutfağında kuzine var ya. Hı-hı. Onun içinde harika olur. Gerçekten. Orada börek yaparız. Evet. Kurabiye olmayabilir belki ama börek falan çok börek güzel. Börek yapıyorum ben orada. Çok güzel oluyor. Böyle şey yaparız bir ara. Allah nasip ederse inşallah. Bir ara yaptık ya, çok güzeldi gerçekten. Orada kahvaltı falan yaptık ya, teyzemlerle, hatırlıyor musun? Evet. Yine yaparız öyle, Allah nasip ederse inşallah. Evde hazırlayıp indirdim mesela oraya. Kar yağıyordu ya dışarıda. Ay saat. Geçen sene. İnsanlarda moral kalmadı ki tatlım ya. Vallahi bazı şeyleri yapıyoruz ama zoraki oluyor. Morallerimiz Allah nasip etsin de toparlansın. Evet tabii. İnsan... Olsun. Her şey yolunda olsun. Rabbim beterinden esirgesin. İnşallah. Tekrarını da göstermesin. Amin. Şu amin. Böyle felaketlerin. Bu tamam. Bu el yapışması hale geldi. Şimdi sen bunu kaldırabilirsin tatlım. Bir de şurayı silelim. Ondan sonra... Tamamdır. Şimdi artık bunu şekillendirebiliriz. Tamamdır. Bakın şöyle... Gerçi yaparken de görürsünüz de şu kıvam güzel oldu ama, değil mi? Kıvam bu. Bak. Şöyle minik minik.
Çayın yanında kahve şey güzel oluyor da kahvenin yanında da tuzlu da yenebilir. Tamam. İlla kahvenin yanında böyle şekerli. Normal mi bu? Aynen. Ya da tatlı yiyeceksin diye bir kaydı yok. Tabii ki canım. Mis gibi koktu buralar, bakın. Çok güzel oldular. Şu kahvenin kokusuna bayılıyorum vallahi. Kahvenin kokusunu sevdiğim kadar kahveyi sevmiyorum ama artık kahveyi içerken de keyif alıyorum. Neden? Çünkü bu açık çekme kahveler var ya, onları keşfedildiğinden beri kahve içmeyi seviyorum. Paketli kahveleri gerçekten artık severek içmiyorum yani. Şöyle tuzlu kurabiyemizden koydum. Şimdi biraz daha böyle soğusun yerleştireceğim onun yerine. Şöyle isteyen de çikolata da alabilir yanına diyerekten. Şöyle bir kahve keyfi hazırladım arkadaşlar. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi oturduk canımız sıkıldı. Dedik ki şöyle markete gidelim dedik. Elif'le beraber bir gezelim bakalım ne var ne yok. Öyle canımız sıkıldı, çıkıyor markete gidelim. Oradan başka bir yere uğrar mıyız bilmiyorum. Uğrarsak da bakarız artık bakalım beraber. Yemeğe devam et hadi. Ay kurban olsun. Şuraya 101'e geldik. Bakalım ne var ne yok. Şöyle bir dolaşalım. Ha, bunları mı dedin tatlı? Bunlar güzeller değil mi? Evdekilerin bir boy küçüğü. Bunlar da güzeller bak. Böyle bunlar da güzel, kullanışlı bir şeye benziyor. Ama bunlar genelde hep fix yani olan şeyler. Evet, sürekli olan şeyler. Şu ileride dolaşalım da her varmış bakalım. Pek bir şey yok sanki değil mi? Evet. Şunlar kesme tahtası. Ne kadarmış bunlar? 11.95. Şöyle terlikler var. Çok da sert. Bence çok rahat değil. Çok rahat görünmüyorlar yani. A101'de hiçbir şey bulamadık. Şöyle bir BİM'e gezelim dedik bakalım. Ne tarafta aktüeller? Karşıda. Şöyle gezelim birazcık. Bak şunlardan. Ben almıştım ya bunlardan. Bunların beyazı var benden. Bu rengi de çok güzelmiş. Evet, seninki de beyaz galiba değil mi? Evet. Ay gerçekten olmasaydı şunu alabilirdim yani. Rengi çok bayıldım yani o rengi. Şunlar da güzel. Onlar da güzelmiş. Bak renkleri falan hoş değil mi? Şu ne? Baksana ne kadar pratik bir şey. Bıçak saklayıcı galiba değil mi bu? Bıçak saklayıcı evet. İster rende, soyucuyu. Bu tarafı soyucu, bu tarafı bıçak. Aynen. Şunlara bak. Kırmızı tabaklar. Bunlar da değişik. Ne kadarmış? Saklama kabı. 34,5. Şunlar da güzel bak, lavanmış bunlar. Bu ne kız? Şöyle
kilit saklama kapları da var. Bunlar ne kadarmış? 44,5. Şu kahve makinasıymış. Ne kadarmış tatlımı? 4,5. Bunlar neymiş? Ceket mi? Nasıl? Eteği de var altında. Öyle mi? Ha, takım. Fiyatı ne onun? 99. Etek de aynı şekilde. O ne tatlım? Bunda zencefilin. Eşofman mı? Evet. Tight. Polyester ama değil mi? Şey değil. Ne kadarmış? Pek rahat bir şeye benzemiyor. Bunlar çok karışık ki buralar. Hani hiçbir şeyin fiyatını bulamazsın. Zaten bir şey de kalmamış. Kapısı üst değil mi? Çok karışık bir şey ama. Şey yapalım hadi, çayın yanına bir şeyler alalım akşama. Şöyle sürahi seti de varmış. Bir şey sürahi fincan seti diyor. 150 TL'ye düşmüş. Kim adam? Eskiden ne alırdık değil mi onları? Ataçların güzelliğine bakar mısın? Ay çok tatlılar. Çok güzeller. Uğur böcek de harika. Evet. Valla çok güzeller gerçekten. Bunlarda silgi mi kalemtıraş mı? Silgi. Bu kadar güzel değil mi? Sen oldu mu çok seversin zaten böyle evet, şeyleri değil mi? Şey yapalım mı? Şuradan pasta alalım da çayın yanına istersen. Tuzlu yaptık bir de tatlı bir şey alalım. Buranın hangi pastasını biz beğenmiştik, bir ara almıştık? Şu muydu? Tiramisu şeklinde miydi? Öztürk burada mıydı? A101'de miydi o? A101'de. Çok güzel bir şeye benziyor. Kadarmış bu? 45 TL alsak mı? Çok mu? Oradan mı bakalım? Az ileride Erginler var. Oradan mı bakalım? Ha, oraya mı gidelim? Sen bilirsin. Nasıl istersen öyle yaparsın. Yok ya, bence şunu alalım. Değil mi? Bunu alalım bence. Şey şu ekler. Yok onlar pek işte açıcı görünmüyor. Aynen. Hamurları pek değil. Şu peynir helvasını şeyde yedik biz. Betül'ün düğünde yedik Çanakkale'de. Orada herhalde bu şey. Adet mi? Galiba öyle. Yemekte bunu yapmışlardı. Yani güzeldi. Fena değildi. Yani çok çok beğenemedim ama güzeldi yani yine de. Neyse hadi bunu alıp çıkalım. Aktüellerde de bir şey yok. Çiçeklere mi bakıyorsun? Onlar da güzelmiş. Bunlardan sıkıntı. Bizim bahçede var bir sürü biliyorsun ön taraftaki ha çiçekler evet. Ya da çiçek açmışlar. İçinde var ya. Biliyorum onları. Onlar da güzel vermiş ona baksana. Ne kadarmış onlar? 9,5. Neyse çıkalım tatlım hadi. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Evet, sizi ben en son BİM'de bıraktım. Oradan sonra bir daha çekim yapamadım. Eve geldik, işte yemek yedik, çay demledik. Derken işte kurabiye çıkarttık, pastayı kestik derken baktık kapı çaldı, komşu geldi. Annemin arkadaşı geldi. Beraber oturduk, çay içtik, sohbet, muhabbet derken bayağı bir geç oldu. Bayağı bir güzel vakit geçirdik birlikte. Ama ben hala çay içmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Komşu gitti. Annemle babam salonda televizyon izliyorlar. Şimdi ben de geçeceğim yanlarına. Videoyu kapatayım. Editimi yapayım istedim. Daha erken saatte yapmak istedim aslında editimi ama şimdi komşu varken birlikte vakit geçirelim istedik. Sohbet edelim istedik. Ondan sebep yapamadım editimi. Ancak bu saate kaldı. Ben burada çay içmeye devam ediyorum. Bir taraftan editimi yapacağım. Ondan sonra salona çıkacağım annemlerin yanına. Videomu kapatayım ama önce tabii. Neyse bakalım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.